Dünyanın en hızlı adamı Michael Johnson karşınızda. Evet işte 4 defa olimpiyat altın madalyasını kazanmış, 9 defa dünya şampiyonu olmuş, 200 ve 400 dublesini altın madalyalı olimpiyatlarda yapabilen tek adam. Size Superman diyorlardı herhalde. Şu anda pek o kadar Superman değilsin diyorlar. Evet, bugün konuşmalarımıza başlayalım isterseniz. Olimpiyat efsaneleriyle konuşuyoruz. Tabii ki çok konuşmuşsunuzdur bu konuları. Güzel anlarınızı, en güzel anlarınızı 1 milyon kez belki konuşmuşsunuzdur. Ama geçmişe dair favoriler arasında neler vardı? Bize söyleyebilir misiniz bir şeyler? Her yarışı nasıl hatırlıyorsunuz örneğin? Her yarışı çok güzel anılarla hatırlıyorum tabii ki. Kariyerim boyunca çok şanslıydım. Yaptığım ve başardığım her şeyden gurur duyuyorum. O günlerde her şey çok güzeldi. Çok güzel anılarım var. Ama o günlerdeydi. Ama şimdi değiliz. Atletizm üzerine güzel konuşacak konulardan bir tanesi. Bence insanlar sizi yıllarca konuşuyorlar. Rekorlar, madalyaları konuşuyorlar. Ve bu anıları asla sporculardan alamıyorsunuz. Atletizmle ilgili mükemmel olan şey de bu tabii ki. Başarılarınıza ulaştığınızda anılarınıza kazınıyor tabii ki tüm bunlar. Ve bir takım olarak bunu yapıyorsunuz. Bir hedef doğrultusunda başarıya ulaşmak kadar mutluluk verici bir şey yok. Başarılarınıza geri dönüp baktığınız zaman her yarışta, her mücadelede zirve anınız neydi sizce? Ve tüm kariyerime baktığım zaman beni en çok gururlandıran şey başardıklarımı istikrarlı bir şekilde yapabilmem. O kadar uzun süre boyunca zirvede kalabilmem oldu. İki mücadelede bu kadar uzun zaman yenilmez olmak gerçekten mükemmeldi benim için. Ve bu kolay değildir aslında bakarsanız bu seviyede profesyonel sporcular arasında. Tabii şu anda herkes istediğini kazanabilir gibi gözüküyor ama bu seviyede kesinlikle çok zor bu iş. Usain Bolt da bir kitap üzerine bir röportaj yapıyordum. O bana şöyle söyledi: ben kendimi en büyük olarak görmüyorum, Carl Lewis olarak görmüyorum. Çünkü belki o dünya rekorunu kırdı ve dünya rekorunu yerle bir etti. Ben kendimi böyle görmüyorum çünkü ben sadece bir defa yaptım bunu. O yüzden bunu bir kez daha, birkaç kez daha yapmak, istikrarlı olmak daha önemli demişti. En büyük olmak için. Tabii Gold Rush isimli kitabınızda bu konu üzerine konuşmuşsunuz. Şu soruyu soruyordunuz: bir olimpiyat şampiyonu nasıl olunur? Bütün röportajlarınızda sizi şaşırtan bir şey oldu mu acaba? Evet, kesinlikle. Birçok sporcudan spora nasıl başladıklarını duymak beni çok şaşırtıyor zaman zaman. Özellikle Inthorpe'un hikayesi çok ilgimi çekiyor. Biliyorsunuz kız kardeşi hastaydı ve doktorlar onu da tedavi etmeye, yüzme havuzlarında başlamaya karar vermişlerdi. Bu yüzden ailesi Inthorpe'u da kız kardeşiyle beraber yüzme havuzlarına götürüyordu. O da nefret etmişti aslında ilk aşamada bundan ama daha sonra tarihin en büyük yüzlerinden bir tanesi olmuştu. Kitabınızda harika hikayeler var. Hakikaten. Aslında 200 ve 400 metre 96 zaferinizi konuşmak isterim ben burada, olimpiyat zaferinizi. Ben kesinlikle şu dönemde bunu yapabilecek birini görmüyorum. Bunu tekrar edebilecek birini görmüyorum. Yıllar yılı çok iyi sporcular geliyor. Ama bu insan hayatında bir kere olabilecek bir şey belki de. Belki de sonuna kadar da olmayacak. Herhalde sizin bir özel yarışınızdan bahsetmek gerekir. O da 200 metre finaliydi. Bu sizin en mükemmel yarışınız mıydı? Hayır, bu en mükemmel yarışıma en yakın yarışımdı diyebilirim. 200 metrede. 400 metre dünya rekorunu kırdığım yarış çok daha iyi bir yarıştı. 200 metre rekorumdan çok daha iyi bir yarış çıkardım orada. Özellikle yarış içerisinde yaptıklarım tam istediğim gibiydi. 200 metrede birkaç hata yaptım aslında. Ama 400 metrede... Hayır, bunu söyleyemeyeceğim. O harika bir yarıştı. Daha hızlı gidebilirdim 200 metrede. Hatalar yaptım. 200'de daha ileri nasıl gidebilirdin sizce? Hiçbir zaman bilemezsiniz. Tabii biraz zor ama yakalanmasaydım neler olurdu bilmiyorum. Tabii ki işin sonunda rekoru kırmak beni çok mutlu etti. Harika bir yarıştı. Tabii ki